ve depreme dair çarpıcı bir görüntü getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Adıyaman'ın eski Kahta köyünden bu görüntü. Köydeki dev bir kaya depremin etkisiyle ikiye bölündü. Detayları CNN Türk ekibinden Samet Güner, kameraman Halil Kahraman'ın görüntüleriyle aktardı. Şu an Adıyaman Kahta'ya bağlı eski Kahta köyündeyiz. Bu köyde hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi bir evin üstündeki kaya artçı depremlerle birlikte ikiye bölündü ve bir kısmı evin üstüne düşmüş durumda. Kayanın büyük bir kaya görüyorsunuz, evin neredeyse 3-4 katı nasıl yarıldığı aşikar depremlerle birlikte. Öyle büyük depremler yaşandı. Depremlerin ardından da yaşanan artçılar bu kayanın artık ikiye bölünmesine neden oldu. Durum bu açıdan baktığımızda böyleyken hemen kayanın kopan sağdaki parçasının evin içine düştüğünü görebiliyorsunuz. Bir kısmı evin üstüyle birlikte yan duvarlarını da yıkarak içine girmiş durumda. Burada yaşayan aile de o andan itibaren bulunduğu noktadan hızla uzaklaştı. Buradan baktığımızda kameraman arkadaşım Halil Kahraman sizlere gösteriyor. Kaya evin içine düşmüş bir durumda. Hemen penceresinden içeriye baktığımızda evin içine girdiğini, arkadaki duvarlarını kırdığını görebiliyoruz. Tabii bu sadece bu kaya düşmedi yaşanan depremle. Burada eski Kahta köyünde depremle birlikte başka düşen parçalar da var ama en çok dikkat çeken bu büyük kaya. Bu kaya ile birlikte hemen ön tarafta diğer evlerin üstüne de gelen daha küçük kaya parçaları var. Buradaki kayalar da bu noktada yolu da bozmuş durumdalar. Diğer evlerin üstüne de kayalar düşmüş durumda. Tabii burada oturanlar oldukça endişeli. Çünkü düşen kayalar hemen buradaki evin üstündeki kayanın bölünerek bir parçasının evin içine gelmesi hem evde yaşayanları hem de buradaki köyde yaşayanları tedirgin ediyor. Ev sahibi yanımızda, şöyle gelebilirsiniz. Ev sahibi Hacı Bulgur Bey yanımızda. Hacı Bey, geçmiş olsun öncelikle. Bu kırılma nasıl oldu? Bu kaya hep burada mıydı? Depremden sonra ikinci, üçüncü gün taşta ağır çatlamalar meydana geldi. Annemi aldım, evden gittim. Ablam başka köyde oturuyor, oraya gittim. Sonra depremin 8. günü geldim. Taş ikiye bölünmüştü. Yani canımızı zor kurtardık. Evin üzerine küçük bir kaya düştü. Ondan fark ettik, kaçtık. Evden gittik. Onu fark etmeseydiniz, Allah korusun, fark etmeseydin taşın altında kalırdık. Tabii diğer taşlar da evlerin üstüne gelen de var. Şu parçalar da o kayadan kopup düşen parçalar. Evet, o iki taşın arasında düşen. Düşen parçalar. Büyük bloklar, evet. Ama ilk depremde 7.7'de 7.6'da bunu yaşanmadı değil mi, yarılma? Taş çatlama yaptı. Çatlama. Ondan sonra çatlamadan sonra arşı depremlerde bu hale geldi. Artçı depremlerde bu hale geldi. Peki bu kaya hep burada mıydı? Evin yanında mıydı? Evet, kaya arasında 5-10 metre fark var. Ama insanlar uzakta baktığı zaman yapıştığını düşünüyor. Öyle değil. Taş biraz yukarıdan kayarak evin üstüne geldi. Ha, bir de kaydı, kayarak geldi. Kayarak. Sonra kaydıktan sonra da bölündü. Doğrudur. Çok geçmiş olsun. Siz şimdi nerede kalıyorsunuz? Ben lojmanda kalıyorum. 15 gün çadırda kaldık. Lojman dediğiniz hemen aşağıda caminin yanında. 15 gün yani perişan olduk. Çadırlar da biraz geç geldi. Bayağı bir sıkıntı oldu. Şimdi lojmana geçtik. Lojmana geçtiniz. Çok geçmiş olsun diyoruz. Artık evde de yaşayamıyorsunuz. Tabii ağır hasar verildi evet. Muhtemelen. Ağır hasar verildi eve. Eve ağır hasar verildi. Çok acıyla yardım bekliyoruz devletten. Devletin bu taş için bir çare bulmasını söylüyoruz yani. Her zaman bütün kurumlara müracaat etmişiz. Gereken her şey yaptık ama inşallah bu saatten sonra yani olur. Şimdiye kadar olmadı. Çok teşekkür ederiz. Yardım da bekliyorsunuz. Çok geçmiş olsun. Burası Adıyaman Kahta'da eski Kahta köyü. Hacı Bulgur işte bu evde yaşıyordu. Ve taş söylediğine göre biraz daha yukarıdaydı. Oldukça büyük bir taş. O taş depremlerle hem kaydı, daha sonra artçı depremlerle ikiye bölünerek bir kısmı evin üstüne düştü. Onlar önce bir çatlamayı gördüler, sonra küçük parçalar evin üstüne düşünce hemen evi terk ettiler. Neyse ki bir can kaybı olmadı diyelim. Buradan eski Kahta köyünden bölünen, depremle birlikte ikiye bölünen kayanın oradan şimdilik sözü stüdyoya bırakalım.